Herkese merhabalar. Bugün güncel bir konuyu daha ele alacağız. Sosyal güvenlik konusunu ele alacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezel. Şevket Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. 2021 yılı nasıl geçti? Evet, 2021 yılı yoğun geçti. Yoğun gündemlerle geçti. Ülkenin hem sosyoekonomik gündemi hem de sosyal güvenlik gündemi yoğun geçti. 2021 yılında arka arkaya iki defa yapılandırma yaşadık. Bu insanların durumlarını bir sorgulamasına katkı sağladı. Evet. Bir tanesi Şubat ayında sona ererken, bir tanesi de Mart ayında ödemesi sona ererken, diğeri de Temmuz ayında yeniden başladı ve sosyal güvenlik açısından yoğun bir yıl geçirdik. Tabii aslında bu yeterli mi? Değil. Çünkü aslında insanların sosyal güvenliklerine, sosyal güvencelerine, emeklilik planlamalarına daha çok zaman ayırmaları, değer vermeleri gerekiyor, önem vermeleri gerekiyor. Bunu yaşayarak görüyoruz yaptığımız iş dolayısıyla. İnsanlar haklarını tam olarak bilemediklerinden, bunun antroponide söyleyeyim, tahsille bir ilgisi yok. Yani bunun profesör de olsa, bu konuyla ilgili bir bilgisi yoksa, o da özel bir ilgisi yoksa, o da aynı şekilde bilinçsizlikten dolayı yanlış adımlar atıp zararlara, kendi açısından zararlara yol açabiliyor. Çok doğru söylediniz. Şimdi tabii ben sevgili üstadıma hal hatır sordum. Direkt konuya girdi haklı evet. olarak. Çünkü çok yoğun bir gündemimiz var. Evet. Çok kafa karışıklığı olan bir konu aslında sosyal güvenlik. Bir asgari ücret açıklandı. Evlere şenlik her kafadan bir ses çıktı. Karışıklıklar bitti mi? Tartışmalar bitti mi? Hayır bitmedi. Bugün bu konuları ele alacağız. Şimdi müsaitseniz hemen şu Buyurun. Emekli maaşlarında bir değişiklik oldu. Her evet. sene değişiklik oluyor ama bu sene 2022'de marjinal değişiklikler oldu. Evet. Denildi ki 4A, 4B emeklilerin en düşük maaşı 2500 lira oldu. Evet. Daha doğrusu oldu mu? Top sizde, buyurun. Evet. Şimdi sosyal güvenlikte emekli aylıkları en önemli konulardan bir tanesi. Sosyal güvenlikte emeklilik yaşı ile beraber emekli aylıklarına 1999 yılında bir darbe vuruldu. Bunun en az 2 misli ağırlığında, 3 misli ağırlığında bir darbe de 2008 yılında vuruldu. Bir dakika, güncelleme değil darbe olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yani evveliyatına geçmek istiyorum. Yani oradan geleceğim dediğiniz sorduğunuz soruya. Bu değişiklikler, özellikle 2008 yılındaki değişiklik, güncelleme katsayısında ve aylık bağlama oranındaki değişiklik, aylıkların giderek daha öz olarak düşük bağlanması, giderek daha düşük bağlanmasına yol açtı. Çünkü zaten çalışanlarımızın primleri yaklaşık %45'i asgari ücret üzerine ödeniyor. Böyle ödenen primler dolayısıyla aylık formülasyonlarında etkisiyle maaşları giderek düşüyor. Bunu ön almak amacıyla siyasi iktidar önce 2019 yılında en düşük maaş 1000 lira olacak dedi. Çünkü 1000 liradan çok düşük maaşlar vardı. Hemen ertesi yıl 2000 yılında pandemi başlayınca pandemiyle mücadele önlemleri arasında sıkıştırılan bir madde ile en düşük emekli maaşı bu sefer 1500 olacak dendi. Ve geçtiğimiz yıl 2 yıldaki o büyük devalüasyon andıran bu konjonktürel değişiklikler nedeniyle paranın değeri giderek düşünce emekli maaşlarında giderek düşüyor olmasından dolayı, hani öz olarak düşüyor olmasından dolayı bu sefer 1000 lira bir ekstra ilaveyle güncelleme 12.500 yaptılar. Ancak maaşlar aslında 2500 olmuyor tabii ki. Yani normal maaşınız sizin örneğin 1400 lira ama 1500 lira alıyorsunuz. Şimdi 2500 alacaksınız ama o gelecek zamlar bundan sonra Temmuz 2022'de işte Ocak 2023'te gelecek zamlar bu 2500 lira değil de 1400 liraya uygulanacağı için birkaç zam boyunca aynı maaşı alabilecek önemli sayıda sigortalı ki Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine göre 1 milyon 600 bin kişi var böyle 2500 liradan az maaş alan ki bugün asgari ücretin bile 4253 lira oldu bir zamanda 2500 lira bile zaten çok komik rakamlar, çok cüzi rakamlar evet. oluyor. Bir de bu zamlar gelince hani her zamda güncelleme tabiriyle beraber kullanılıyor. Aslında emekli maaşlarına bu uygun çünkü
Ocak ve her Ocak ve Temmuz'da siyasi iktidar kim olursa olsun ağzını böyle açmasa zaten TÜİK o TÜFE rakamlarını ilan ettiğinde, geri dönük 6 aylık TÜFE rakamlarını ilan ettiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yasa gereği, 5.590 yasa gereği zaten otomatik olarak o 6 aylık TÜFE farkını emekli maaşlarına yansıtması gerekiyor. Asıl güncelleme aslında buna daha uygun düşüyor. Ama bunun dışında ekstra bir zam beklentisi oldu tabii. Fakat bu şu anda karşılanmadı. Sadece 6 aylık TÜFE farkı %25,48 ya da 47 olarak da telaffuz eden var. Oluştuğu için bu 6 aylık tüketici fiyat endeksi değişimindeki bu oran kadar emekli aylıklarının artırılması doğal olarak yasal yasa gereği yürürlüğe girmiş oldu. Ve şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu da bunları hesaplıyor şu anda. Aylık sisteminde buna göre düzenlemeye çalışıyor. Bunu 4A ve 4B'ler için yani SSK'lar işçi ve esnaf için söyleyebiliriz. Doğru evet, mu? Doğrudur. Evet. Peki geçerlilik süresi ne zaman? 1-1-2022 mi? Tabii 1-1-2022'den geçerli. Bu maaşlar %45,48 oranında 25,48. 25,48 oranında artırılması gerekiyor. Sonraki dönemlerde de 6 ayda bir değil mi? Yani tabii. Ocak ayında ve Temmuz ayında biz Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı rakamlara göre bakacağız evet. Değil mi? Evet. TÜİK Temmuz ayında 2022 yılının Ocak'la Haziran ayları arasındaki tüketici fiyat endeksindeki değişimleri tespit edecek. Bunda 3 Temmuz eğer hafta sonuna gelmiyorsa 3 Temmuz günü açıklayacak. Onu açıkladığında bu sefer bu 6 aylık endeks değişimi kadar bir emekli maaşlarında güncelleme gelmiş olacak. Bir zam yapılmış olacak. Memurlarla memur emeklilerinin zamı bundan ayrı. Çünkü onu da bir tabii karışıklık olarak algılanıyor ama aslında doğru onun kaynağı şu. Memurlar, çalışan memurlar, kamu görevlileri hakem kurulu kararı gereği zamlarının bir kısmını bu hakem kurulu kararına göre peşin alıyorlar. Mesela geçen 2021 yılı Temmuz ayında %3 almışlardı. O aldıkları 8.45'in içinde 3'ü 3 puanı kamu görevli hakem kurulu kararı gereği gelmişti. Şimdi o 3 rakamını bu zamda iade ediyorlar. Yani 25.48'in işte 3 puanı iade oluyor. Ama yine yeni hakem kurulu kararı gereği 2022 yılı Ocak ayından itibaren de %5 öngörüldüğü için o bu sefer 3 çıktı 5 girdi. Bu sefer 2 puan fazla gibi. Bir de burada Sayın Cumhurbaşkanı işte orada bir şey dışına çıktı. Normal çizilmiş zam çerçevesinin dışına çıktı. Dedi ki hükümet olarak biz 2022 yılı Ocak ayında memurlar için %5 değil de %7,5 oran uygulama kararı aldık dedi. Bu da ekstra bir 2,5 zam gibi algılandı ama doğrusu o mu? O da değil. Çünkü memurlar bu aldıklarını aslında ödünç gibi alıyorlar. Şimdi o memurlar bu sefer Temmuz ayında 5 puanı alacakları zamdan düşüreceklerdi. Şimdi 7,5 düşürmüş olacaklar. Yani burada 2,5 puan daha onlar destek gibi oldu. Sadece 6 ay enflasyon yaşamadan önce bunları almış olma yanlarında kar kalacak. Bununla ilgili yasal düzenleme şu an mecliste plan bütçeden geçti ve genel kurul gündemine geldi. Hem en düşük SSK ve Bağkur maaşlarının 2500 olarak ödenmesi aslında 2500 yapılması değil de 2500 TL olarak ödenmesi yönündeki yasayla memurlar ve memur emekliler için %2,5'luk bu ilave yani kamu görevli hakem kurulu kararı gereği %5 uygulanması gereken zammın 7,5 olarak uygulanması yönündeki düzenlemede yine aynı kanun kapsamı içerisinde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde. Yani henüz yasalaşmadı. 2500 lira net asgari en alt seviyede 2500 lira maaş alması 4A 4B'den evet. Henüz yasalaşmadı. Doğru mu? Yasalaşacak ama yani bugün yasalaşacak. Tamam. Evet. Öteki de yasalaşacak. Memurların bu zamların işte bir kısmının önce bir kısmının sonra alması nedeniyle o rakam da zam oranı halkın algıladığı gibi 3-5 gibi olmuyor da orada eğer bu kanun çıkarsa memurlar bu Ocak-Temmuz arasında %30,95 zam kullanmış olacaklar. Memur ve memur emeklileri, emek sandığı emeklileri. SSK ve Bağkurlular da %25,48 zam almış olacaklar.
Tabii memurların burada şu nokta soru işareti olarak akla gelebilir. Neden 2500 lira memurları kapsamıyor? Çünkü memurların 2000 bu 5510 sayılı kanun, 2008'de çıkan kanun aslında 2006'da çıkacaktı. Ama 2006'da çıkmamasının nedeni tam yürürlüğe girmesinin 2 gün kala Anayasa Mahkemesi'nin o tarihte 2006 31 Aralık günü resmi gazetede yayınlanan iptal kararıyla iptal etmesi, sadece memurlara bakan yönüyle iptal etmesi nedeniyle bu kanun 2 sene sonra yürürlüğe girdi. O nedenle 2008 yılına kadar, 15 Ekim 2008'e kadar bir şekilde emek sandığı iştirakçısı olmuş, bundan evvel memur olmuş, yedek subay askerlik yapmış ya da vekil öğretmenlik yapmış. Bu kişiler hepsinin emek ve 5434 sayılı emekli sandığı kanunundan kaynaklanan hakları korundu ve 5434 sayılı emekli sandığı kanunun çizdiği çerçeveye göre bugün bu yasa çıktığında da, şu bugün 4189'lar ama bu meclisteki yasa çıktığında 2022 yılı Ocak ve Temmuz aylarında zaten en düşük emek sandığı, emekli aylığı 4240 lira olacak. O yüzden onları o etkilemiyor. 2500'e ihtiyaçları yok. Evet. Anladım. O soruyu da soracaktım. Siz anlatımınızda bunu da cevaplamış oldunuz. Peki. Yani bekleniyor yani. O zaman yani memur emeklileri de, kamu çalışanları, kamu emeklileri de %25.47'nin üzerinde ilave puanlarla 2022'ye başlayacaklar. 30.95 ile başlayacaklar, evet. 30.95. Evet. Evet. Temmuz'u bu değişecek tabii ki de. Temmuz 2022'de değişecek. Tabii. Temmuz'da işte 7.5 alırlarsa, mesela diyelim ki Temmuz ayında enflasyon %20 oldu. İşte o tarihte ne öngörüyorsa hakem kurulu kararı gereği, mesela 7 öngörüyorsa 7'yi verecek ama bu arada 7.5 verdiğinde geri alacak. O şekilde mahsuplaşmış gibi olacaklar. Anladım. Peki dul ve yetim aylıklarında ne gibi bir gelişmeler var? Şimdi bu bunlardan farklı bir grup. En düşük tabii o dul yetim aylıklarında ayrı bir taban aylığı uygulaması var. Ama yine de özellikle 2000'den sonra giren birinin ölmesi halinde ondan dolayı bağlanacak aylıklar da bir düşüklük olabiliyor. Bu en düşük aylık 2500 kavramının dul yetim aylıklarına getirisi doğrudan aynı şekilde değil. Yani onlar da dul yetim olarak en düşük 2500 alacaklar değiller. Onlar da hisseler oranında. Örneğin bir sigortalıdan dolayı, ölen bir sigortalıdan dolayı bir eş ve bir çocuk maaş alıyorsa eğer, eş %50, çocuk %25 alıyor. Dolayısıyla onun maaşı da 2500'ün yarısı 1250'den az olmayacak. Çocuğun maaşı da 625 liradan az olmayacak. Tamam, yani aynı algoritma onlar için de var. Evet. Hisseler oranında dağılacak. Hisseler oranında, evet. Gene de 2500'ün altında kalmayacak. Onun hissesi oranında neyse onu alacak. Yani. Evet. Ama baz alacağı rakam asgari olarak 2500 lira. Evet, yani ondan az olmayacak. Evet. Güzel. Peki, şimdi en can alıcı konuya geçelim. Asgari ücret. Her sene tabii asgari ücret tespit komisyonu toplanır. Bir takım tartışmalar yapılır falan, böyle bir masadan kalkarlar, otururlar falan böyle. Kamuoyu da çok tartışır bu konuyu. Tabii asgari ücret tespit edilir, konu kapanır, bir sonraki yıldan devam edilir. Ama şimdi asgari ücret tespit edildi. Ancak hala tartışmalar bitmedi, konu da hala kapanmadı, kafalar daha da karıştı. Şimdi %50 civarı bir zam yapıldı, değil mi? Evet. Peki bu %50 zammı nasıl buluyorsunuz siz? Bu sizce yeter mi? Bir kısmı beklenenin altında buluyor, bir kısmı beklenenin üstünde buluyor. Şu an yine de hiç kimse mutlu değil gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Tabii asgari ücretin vergiden muaf tutulması uzun yıllardır beklenen bir şeydi. Ama bunun aynı zamanda AGİ'yle beraber kaldırılmış olması buradaki memnuniyetin düzeyini tabii küçülttü. Tabii AGİ'nin de yapısı o. Yani zaten AGİ denen şey kesilen vergiden iade edilen bir tutar olduğu için devlet zaten almadığını verme şeyinde değil, pozisyonunda değil hiçbir zaman. Dolayısıyla vergi almayınca vermeyecekti. Tabii asgari geçim indiriminin aslında evveliyatına bakmak lazım. Asgari geçim indirimi 2007 yılında çalışanlar için başladı. 2005 yılında da emekliler için başladı. Vergi iadesi, vergi toplama işi 2005 yılında emekliler için bitti. 2007 yılında çalışanlar için bitti. Onun yerine emeklilere %4 ek ödeme, maaşa ilave ek ödeme geldi. Buna karşın çalışanlar için de, aktif çalışanlar için de, memur olsun, işçi olsun, asgari geçim indirimi uygulaması geldi 2007 yılından itibaren. Bu da
artık fiş toplamayı bir tarafa bıraktıran ama buna karşın çalışanın eşinin ücretli çalışıp çalışmadığına, evli olup olmadığına, çocuk sayısına bağlı olarak değişen miktarlarda asgari geçim indirimi bu çalışandan kaynağından kesilen, bordrodan kesilen gelir vergisinin bir kısmının aile durumuna göre kendisine iade edilmesini ve vergi dairesine bu şekilde eksik yatırılmasını, normalden eksik yatırılmasını öngören bir uygulamaydı. Bu uygulama tabii artık kanıksandı. Aradan geçen 14 yıl olmuş, 15 yıl önce girdik. Alışılmış bir uygulama olduğu için artık yerleşmişti. Şimdi asgari ücrete uygulanan gelir vergisinin ve damga vergisinin kaldırılması, bununla beraber de asgari geçim indiriminin kaldırılmasıyla beraber tabii önce bir memnuniyet, arkasından bir memnuniyetsizlik onu takip etti. Gerçekler ortaya çıkınca evet, değil mi? Tabii bunu kabullenmek tabii zaman içinde olacak herhalde. Çünkü ilk maaşlar aldıktan sonra belki fark edecekler çoğu çalışan. Bunun belki bazıları farkında olmayabilir. Asgari geçim indirimi az önce yerleşmiş uygulama dedik ama uygulamada çok aksaklıklar vardı. Mesela bazı işverenler yanlış olarak bunu net ücretin içinde gibi sayıyorlardı. Oysa yargı kararlarda maliyenin kendi bu konudaki görüşlerde, tebliğlerde AGİ'nin asgari geçim indiriminin belirlenen net maaşın ilave olarak verilmesini öngörüyordu. Tabi buradan net maaş bir maaşla geçmek lazım ama çünkü aslında yine muhasebe açısından doğrusu brütten nete gitmektir. Ama uygulamada bu gelir vergisi dilimleri nedeniyle çalışanların vergi dilimi arttıkça maaşlarının zam gelmediği zaman düşmesi uygulamasının çalışanın moral motivasyonuna bozukluğu olmasın diye işverenlerin bulduğu bir çözüm olarak bu net maaş uygulaması, netten brüte giden bir hesaplama yaygınlıkla uygulanıyordu. Tabii net maaş olunca net maaş artı AGİ uygulaması yerleşmiş iken, pratik bir çözüm olarak yerleşmiş iken AGİ'nin kaldırılması özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alan, birazcık üzerinde maaş alanlar için eğer Ocak'ta ekstra bir kuruluşları zam yapmazsa bu sefer maaşlarının düşmesi sonucunu yaratacak ki bu da sıkıntılı bir durum mu teşkil ediyor. Peki net olarak şunu söyleyebilir misiniz? AGİ 2022'de kalktı mı? Evet, net olarak tabii ki kanunu kalktı zaten. Asgari geçim indirimi artık tarihe karıştı. Ben takip ediyorum sizi sosyal medyada. Evet. Bunu ilk söyleyenlerden birisiniz aslında, evet. Ama dediğiniz gibi bir de şöyle bir sosyal mesaj verelim mi? Şimdi biz program öncesi sohbet ettik Şevket Bey'le. Şimdi çok bilgi kirliliği var arkadaşlar. Herkes her şeyi bilmeyebilir. Televizyonlarda, sosyal medyada yazılan, çizilen her şey doğru değil. Sevgili Üstadım bunu çok öncesinden söylemişti. AGİ kalktı diye ama ciddi ciddi sosyal medyada, hatta televizyonlarda AGİ hesabı yapan sosyal güvenlik uzmanlarını da gördük maalesef. Evet, evet, evet. AGİ kalktı arkadaşlar, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii dediğiniz gibi maaşlarını net ücret üzerinden alan personeller artık onları bir kanıksamışlar. Bir maaşlarının mütemmim cüzü gibi düşündükleri tabii. için 2022'de belki de Ocak maaşlarını Ocak sonunda alacakları zaman bu gerçekle yüz yüze gelecekler maalesef. Evet, evet, maalesef. Peki ama bir de şöyle bir şey sorayım ben gene. AGİ kalktı tamam ama bir de çok sık gelen sorular var. Bir aile yardımı aldığı altında yine 4 ağlı çalışan, SSK'lı çalışan işçiler için yine bir aile yardımları gibi ek ödemeler alıyorlar. Bunlar brüt ücrete ilave edilip bunun üzerinden SSK primi ve gelir vergisi kesintisi devam edecek mi? Şimdi o ayrı bir şey. O ayrı. Bu konuda çok soru geldiği için ben yansıtmak istedim size. Tabii o ayrı bir şey. Değil, ayrı bir şey. Evet, mesela örneğin mesela memurlar da var aile yardım ödeneği. Onu da soracaktım, evet. Evet, bunlar aile yardım ödeneği. Memurun işte 2270 puanın katsayıyla çarpımı kadar eğer kişinin eşi çalışan ya da emekli değilse, evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve emekli aylığı almıyorsa o zaman ona 2273 çarpı memur maaş katsayısı kadar vergiden muaf bir ödenek verilir. Artı çocuklar için de 6 yaştan küçük çocuklar için 500 çarpı memur maaş katsayısı, diğer çocuklar için 250 çarpı memur maaş katsayısı kadar bir çocuk yardımı ödeneği verilir. Bunlar vergiden muaftır. Tabii şu an AGİ'nin kalkmasıyla memurlardan da AGİ kalkmış oldu. Asgari geçim indirimi onlardan da kalkmış oldu. Bütün çalışanlardan kalkmış oldu. Ama onların daha önce bu kaldırma öncesinde aile durumlarına göre, aile ve çocuk durumlarına göre
maaşlarına giren o iki ayrı unsur, aile yardım ödeneği ve asgari geçim indiriminden yine aile durumlarına bağlı olan asgari geçim indirimi kalktı ama diğer yine aile durumuna bağlı aile yardım ödeneği devam edecek. Yani onların yine aile durumuna göre maaşları etkilenmeye devam edecek. Yani çocuk sayısına göre, evet, eşinin çalışıp çalışmadığına göre, yani evet, AGİ'deki algoritma yine memurlarda, evet, devam, evet, ediyor diyelim. Evet. Yani aslında 4A, 4B ve 4C'lilerde AGİ, evet, kalktı ama 4C yani kamu çalışanlarında, evet, aile durumlarına göre gene maaşlarında bir artış, tabii, oluyor, devam edecek. Devam ediyor, evet. Bu devam edecek. O, çünkü onun kanunu daha eski ve o hala devam ediyor. Peki. Şimdi tabii bu YouTube üzerinden video çekenlerle ilgili yeni bir tebliğ yayınlandı. Biraz da geç de kaldılar aslında. Bu tebliğde tabii vergi dersinden bir mükellefiyet tesisi isteniyor. Vergi dersinden mükellefiyet tesisinden sonra gidip bu istisna belgesini çalışacağınız bankaya verin. %15 stopaj kesilsin, konu kapansın denildi. Ancak çok sık gelen bir soru var. Bir mükellefiyet tesisi olacak ama pasif bir mükellefiyet tesisi, öyle anlaşılıyor. Yani herhangi bir beyanname verme yükümlülüğüne sokmayacak YouTuber'ları. Evet, evet. Peki bu 4B Bağkur kapsamına sokacak mı bu durumda olanları? Şimdi vergi mükellefi bu, şimdi tabii benim kendi fikrimi söyleyebilirim ancak. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda, ben yine harekete geçip bu konuda açıklık getirecektir. Ancak burada gelir vergisi aslında... Bizim anladığımız anlamda 193 sayılı kanunun 94. maddesi kapsamında bir vergi tarihiyatı olmuyor ama yani beyan da olmuyor, defter tutma da olmuyor. Sadece kaynağına kesilen stopaj şeklinde bir, bu da bir gelir vergisi mükellefiyeti olarak algılanır mı? Sosyal Güvenlik Kurumu bunu böyle algılayabilir. Yani bu konuda yakında ben onlardan bir genelge değişikliği bekliyorum. Yani bunu kapsamlı mı değil mi? Bence kapsama alabilirler diye düşünüyorum. Çünkü onlar da fırsat kollarlar bu tür. Çünkü mükellefiyete benzeyen bir şey. Sonra... Ya evet, aslında çok karışık bir konu. Ben, evet, Alo SGK ile de görüştüm. Herhangi bir buradan bir net bir cevap veremediler. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu'nun henüz yayınlanmış bir tebliği yok bu, evet, konuda ama, evet, ben şöyle yorumluyorum. Mesela GMS'yi, gayrimenkul sermaye iradı, yani kira geliri elde edenlerin verdiği bir beyanname var sonuçta. Evet, onlar, evet, bir beyanname veriyor. Evet. Ama onlar Bağkur'a tabidir. Tabi değil. Tabi değiller. Değil, yani, evet, ben bu bağlamda düşünerek 4B'li yapmayabilirler, evet, diye düşünüyorum ama şu an henüz tabii ki zaten gelir vergisi kanununda tebliğ çok geç yayınlandı. Evet. Sosyal sigortalar daha da geçe kaldı. Çünkü, evet, onu tetikleyecek mi bilemiyoruz ama şu var, herkesin, bütün YouTuber'ların kabusu. Acaba ben, evet, Bağkur'lu olacak mıyım? 2022'deki en düşük Bağkur primi ne kadar? Şu an 1760 lira civarında ama tabii zamanda yatırırsanız daha uygun oluyor. Evet, indirimini alacak. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, yani 1476 oluyor sanırım, evet. Ama Bağkur'lu olmak da kötü bir şey değil aslında. Sosyal güvenliktir. Sosyal güvenlik, evet, çok önemli bir şey. Tabii. Allah olsa geçsin ama ciddi bir hastalık geldiği zaman sosyal güvenliğinizin olması çok önemli arkadaşlar. Tabii. Yani Bağkur'lu olunması yönünde bir karar verirse de, sosyal sigortanın bu yönde bir tebliğ gelirse de, kabuslar bağlamayın, kararlar bağlamayın demiş olalım. Yani, evet, önemli bir şey çünkü, evet, bu, evet, da aslında. Ama, tabii, bunu da bekleyeceğiz, göreceğiz. Burada, tabii, da bir netlik yok, bir muğlaklık var aslında açıkçası. Peki, EYT ile ilgili sorular da çok sık geliyor. EYT'ler hakkında, EYT, ben şunu sorayım peki size. EYT'ler 4A'ları mı kapsayacak? Henüz orta bir şey yok. Tabii ki biz fal bakmayacağız belki ama 4B Bağkur'lar da kapsıyor mu bu? Yani bir tasarı, bir çalışma var mı yok mu, bunu da bilemiyoruz henüz ama. Tabii bu konuda da bir somut bir çalışma yok. Yok. Gerçek olan şu, evet, böyle bir çalışma yok ama zaman zaman kamuoyunun rahatlatmak amacıyla böyle, bu tür mesajlar veriliyor ama hiçbir zaman bu çalışmalar somut olarak olduğuna, sonuçlarına dair bir şey emare göremiyoruz. Şimdi SSK'ların emeklilik şartlarını belirleyen şey, hangi kapsamda olursa olsun, ilk defa sigortayla başladığı tarihlerdir. Tarihtir yani. İlk defa ne zaman başladıysa ona göre emeklilik yaşı tespit olur. Bağkurlarda ve emekli sandığında ise 23 Mayıs 2002 itibariyle kadınların 7200 günü, erkeklerin 9000 günü doldurmasına kalan süreye göre belli olur. Dolayısıyla emeklilik yaşı ileri ya da geri olabilir. Ancak 8 Eylül 99'dan önce sigortalılığa başlamış kişilerin eğer ya günlerini tamamlamışlar ya tamamlamaya yakınlar, yaşları dolmamışsa, bunların hepsi emeklilikte yaşa takılanlar arasında saymak gerekir. Yani Bağkurlar da bu kapsamda diyebiliriz, tabii, aslında. Evet. Peki yani şunu sorayım, tabii ki bunun cevabı sizde değil belki ama yani
devlete çok büyük bir yük mü getirecek? Bunun bir rakamsal bir çalışması yapıldı mı? Bu konuda EYT dernekleri de var çünkü. Yani bu konuda net bir sayı aslında yani tutarlı bir sayı yok. Yani 5 milyon civarında diyorlar ama ne derece doğru da bilemiyoruz. O istatistiklerden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaynaklarından belki detaylı tetkik bir çalışmadan çıkarılabilir ama şu anda böyle sloganvari şeyler duyuyoruz. Yani evet. 5 milyon mu? Evet. Gerçekten 5 milyon mu? Onu bilemiyoruz yani. Evet. Onu aslında ama aslında tetkik bir çalışılsa yani gerçek bir çalışma olsa onu da görürüz aslında. Evet, evet. Ben size bu konuda bir görüşünüzü sormayacağım. EYT çıkacak mı çıkmayacak mı sorusunun cevabı ne dersiniz? Ne dersiniz deyin. Doğru evet. Olmayacak tabii ki evet, ama tabii. Yani herkes önümüzde seçim var, çıkabilir diye düşünüyorum. Bir umut dünyası tabii. Ha, umut dünyası. Hani 2022'lisi nasılsınız diye sordum ya hemen evet. Tabloları çizdiniz siz böyle. Evet. Tabii kendi konunuzla alakalı. 2022'de de bir umutlarımızı yine yitirmeyelim arkadaşlar. Hemen her şey olabilir, her şey gönlünüzce gelişebilir demiş tabii. Olalım. Peki şimdi memurlardan da çok sık soru geliyor. 3600 ek gösterge sorusu çok sık geliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir gelişme var mı? Bir beklenti var mı? Evet. Bu tabii somut beklentilerden bir tanesi. Çünkü yasa koyucunun ağırlığını teşkil eden hükümet orada bir ağırlık içerisinde. Çünkü istediği yasayı çıkartabiliyor. Onların dillerine defaatle düşen, somut olarak düşen, vaat olarak ortaya konan bir konu bu. Özellikle hemşireler gibi sağlık personeli, din görevlileri, öğretmenler ve polisler. Şimdi bunlar başta bunlar olmak üzere bunlardan üniversite mezunu olanların, birinci derece gelmiş olanların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi söz konusu. Tabii henüz burada da meclise yansıyan bir yani özellikle de hükümeti teşkil eden partinin mensuplarınca meclise taşınan bir somut yasa tasarısı yok. Ama defaatle bu konuda vaatleri var. Yapacağız diye. Mesela EYT konusunda hep yapmayacağız. Böyle bir şey yapmayacağız diye beyanları var ama burada yapacağız diye beyanları var. Ama her ikisi de yapılmıyor sonuçta. Daha henüz yapılmadı evet. En son hatta Sayın Cumhurbaşkanı Ekim ayında yapacaklarını söylemişti. Bu konuda en son veri buydu. Bu ek gösterge konusunu. Ek gösterge eğer 3600 yapılırsa 2021 Aralık rakamlarıyla söyleyeyim maaşlarda onların maaşlarında 850 lira bir artış oluyor 2021 Aralık rakamlarına göre. Bu da yani hatırı sayılı bir artış o kapsamdakiler için. Tabi bunların dışındaki bazı şube müdürleri de alınacak deniyor. Tabi bunlar yasanın tasarısı ortada olmadığı için bir yorum yapamıyoruz. Ama kendileri bu sınıfları zikretmişlerdi. Yani doktorlar dışındaki hemşireler gibi sağlık personeli, din görevlileri, öğretmenler ve polisler. Bunlar özellikle altını çizmişlerdi. Ama bunun dışında da belki diğer 2200 ya da 3000 ek göstergeye uygulanan bazı sınıflar da bunun içine konabilir. Yani memurların maaşlarında ek gösterge başa aktör en önemli, o matrahı artıran en önemli aktör o. O yüzden önemli. Yani AGİ'de işte artık siz de görmüşsünüzdür belki şeyde artık iki tane kümülatif takip edecekler bundan sonra. Bodrum'da iki tane kümülatif. Yani o kişinin asgari ücretine göre bir kümülatif %15'le başlayan işte Ağustos'ta %20'ye çıkan bir de normal kümülatifi. Normal kümülatifine göre yani şeyi vermiyor ya. Şimdi 4253 matrağı vergiden muaf tutuyor ama bu o kişinin gerçek %35'e kadar çıkan mesela o matrağı onu uygulamıyor. Evet %20'de bırakıyor değil mi? Evet asgari ücrete göre bir matrağı uyguluyor. O normal şey kalkmasaydı ne olacaktı? İşte bu %32.000 şu anda ilk vergi dilimi 2022 için. 32.000 şeyde tam oluyor. Yani Ağustos'ta ona geçiyor. Oraya başlıyor. Eylül'den itibaren zaten tam geçiyor. Ona göre bir kümülatif takip ediyor. O kümülatife uyguluyor vergi iadesini. Neden vergi iadesini normal vergi dilimlerine göre 15-20-27 diye devam ettirmedi? %15 ve 20'de bıraktı. Asgari ücrete göre onu yapıyor. Evet. Normal vergisini ama sonuna gidiyor. Kadar gidiyor yani. Oraya uygulamıyor evet. Yani, evet yani bunun mantığı var mı yani onu demek istedim yani. Evet tabii mantığı yok tabii yani. O kişi bu maaş yok ve eğer
4.255 %35'e göre almazsam o zaman zarar ederim dedi herhalde. Yani aylık kompansla gitmiyor yani. Gitmiyor. Vergi diliminde devlet biraz kendi lehine ama tabii. Asgari ücret istisnasında %15 ve 20'de bıraktı. %27 evet. Bile geçirmiyor. Evet, tabii. Her sene takip ediyorum. Bakın bu sene de dikkat edin siz de. %27 falan arttı. Hani diyorlardı ki daha önce tamam ama bunu biz yeniden değerleme göre yapıyoruz diyorlardı. Bakıyorum tam 20'den 27'ye mesela geçeceksiniz. Ya da 27'den 35'e. Oralar 30 falan değil. %26, 27, 28'i de şey yapıyor. Yani o dilimi geçen seneye göre %20'ye de 28 artırmış. %36 artırmamış. 36 dedi ya şeye, TÜFE de 36 oldu ama o değil. Yani evet. Yeniden değerleme 36 dedi. Onlar da hep daha önce yeniden değerleme göre artırıyoruz demişlerdi ama o vergi dilimlerinin, o 15'in, 20'nin, 27'nin payını daha düşük artırarak sürekli insanların daha erken vergiye girmelerini sağlıyorlar. Evet, evet. Peki şunu sorayım, madem AGİ'den devam ediyoruz. Bu tabii asgari ücret tespit edildi ama kimse memnun değil. İşveren kesimi de memnun değil. İşçi kesimi de çok memnun değil aslında açıkçası. Evet. Peki bu işveren açısından kayıt dışılığını arttırır mı sizce? Maalesef zaten bu alanda bir kayıt dışılık var. Bunu görüyoruz. Yani ülkedeki bu istihdam sorunu, işsizlik sorunu nedeniyle çok olumsuz şartlarda çalışan işçiler var. Yani bunun bankadan yatırılması bile çözüm olmuyor. Çünkü bankadan yatırıyor. Diyor ki bu kadar para bana geri getireceksin. Geri getiriyor mesela. Hani 4 mesela bugün işte 4.250 ama belki bunun 3.000 yeter. 1.250'yi bana her ay bana getireceksin deyip bunu yapan bir sürü insan çıkacak. Kabul eden işçiler de çıkacak. Çıkacak yani. Çok işsiz kalmamak korkusuyla. Bunu kabul eden işçiler çıkacak tabii ki. Yani bu tür yani bankadan yatırma zorunlu olan böyle çözüm buluyorlar. Eğer bankadan yatırma zorunlu yoksa zaten o zaman zaten yani eksik ortada bile göstermeyebilir. Gösterse de maaşını eksik verebilir. Bunu da görüyoruz yani maalesef. Ya peki mesela tam böyle baremde kaldı diyelim. Asgari ücretin bir tık üzerinde maaş aldığını düşünelim. Brüt 5.250'leri aldığı zaman tüm vergilere giriyor, doğru mu? Evet. Yine asgari ücret istisnası uygulanacak tabii ki ama sonuçta bir gelir vergisi matrağı oluşacak. Gelir vergisi hesaplanacak. Evet. Bu biraz adaletsizlik yaratmaz mı sizce? Maalesef tabii. Evet. Yaratacaklar değil mi? Tabii. Yani AGİ'de alamayacak ve oradan dediğim gibi yani bu asgari ücretin biraz üzerinde olanlar Ocak ayında eğer kuruluşları onlara Ocak için bir zam yapmazsa Aralık maaşından daha düşük maaş aldıklarını görecekler. Bu da üzücü tabii. Veya şu olacak gene hani kayıt dışılığı işçiyi tamamen sigortası çalıştırmak değil. Belki 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 brüt alacak ama asgari ücretten gösterecek işveren belki de. Tabii, böyle bir formül bulabilir. O zaten uygulamada da oluyor zaten. Onda. Uygulamada zaten bu halihazırda var zaten. Evet, gene bu devam edecek. Daha büyük şiddetli bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Peki. Evet, maalesef. Peki. Peki bir de engelli vatandaşlarımızın almış olduğu engelli vergi indirimi vardı. Bu AGİ'nin kaldırılması onları nasıl etkileyecek? AGİ'nin kaldırılması ve daha çok da tabii asgari ücret üzerinden gelir vergisinin kaldırılmış olması, yani artık kesilmeyecek olması engelli vergi indirim hakkı olanları da etkileyecek. Çünkü onlar 2022 rakamları da sanırım 2000 lira, 1170 lira ve 500 lira. Üçüncü derece ise 500 lira, ikinci derece ise yani 60-80 arası, 60-79 arası engelli varsa 1170 lira. Birinci derece yani 80 üzeri engel 80 ve üzeri engellilik varsa 2000 liralık kısmını matrahlarının bu kadar kısmını vergiden muaf tutabiliyorlar. Tutabileceklerdi bu yıl yine tutabilecekler ama asgari ücretli ise bu kişi zaten maaşından o matrağı, geri vergisi matrağı tamamen sıfırlanacağı için bir daha bu indirimleri uygulama şansı bulamayacak. Yani o engelli vergi indirim hakkı sahibi olan çalışanlar, hizmet aktine dayalı çalışanlar eğer asgari ücretle çalışıyorlarsa full yani bildiğimiz asgari ücretle 5.400 lira brütle çalışıyorlarsa onlar engelli vergi indirim hakkından doğal olarak faydalanmamış olacaklar parasal açıdan. Maaşlarında bunun faydasını göremeyecekler. Yani asgari ücretin üzerindeyse tabii ki o üzerinde olma miktarına göre ve kendilerinin indirim tutarlarına göre faydalanma tamamen veya kısmen faydalanma imkanları var. Tabii bunların engelli vergi indirim hakkı olan kişi aslında vergiden biraz indirim sağlayarak
cüzi bir belki cebine katkı sağlamış oluyor ama yasa koyucunun verdiği pozitif ayrımcılık şey gereği, doğru bir karar gereği. Aslında onların ikincil faydası daha farklı. Bu kişiler yaşı beklemeden emekli olabiliyorlar. Evet, asgari ücretten gelir vergisinin kaldırılması nedeniyle engellilik vergi indirim hakları, eski adıyla sakatlık vergi indirim hakları, bu 193 sayılı kanunun 31. maddesindeki tahtada edilen bu haktan faydalanmamış olsalar bile, asgari ücret, full asgari ücret aldıkları için bu haktan faydalanmamış olsalar bile emeklilik yönünden faydalanabilecekler. Yani burada emeklilik açısından da bu indirimi yapmış olması gerekiyordu. Ama yapılmasa bile yapılmış gibi değerlendirilecek ve o kişiler engelli vergi indirim hakkıyla emekli olabilecekler. Bu haktan parasal açıdan faydalanmasalar bile. Yaptığım videoda şöyle çok gelen sorulardan biri de şu. Ya niye herkes eşit değil? 4A nedir? 4B nedir? 4C nedir? Neden bu kadar farklı? Neden emekli maaşları farklı, primleri farklı, emeklilik şartları neden farklı diye çok sık gelen bir soru da var yani aslında. Evet. Yani bununla ilgili de çok net bir cevap beklemem sizden belki ama yani ben şuna inanıyorum. Her insanın eşit olması da eşitsizliktir aslında. En büyük eşitsizliktir. Tabii. Az çalışanla çok çalışan, tabii, az prim ödeyenle çok prim ödeyen mutlaka eşit olmayacak tabii ki. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Tabii. Şöyle, ülkemizde çalışanların sosyal güvencesi ilk önce memurların kamu kurumlarında başlamış. Her kurumun ayrı sandığı varmış. Sonra 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti Emek Sandığı Kurumu kurulmuş ve memur çalıştıran kamu kurumlarının bu sandıklarını bünyesinde toplamış. Tek bir sandık olmuş. Türkiye Cumhuriyeti Emek Sandığı 1949 yılında kurulmuş ve o zamanki yönetiminin mantalitesine göre, o zamanki idarecilerin mantalitesine göre çeşitli olaylara, işte ne zaman ölüm aylığı bağlanır, yani ölümce aylık bağlanır, hangi şartlara bağlanır, ölenin eşine, çocuğuna hangi şartlarda aylık bağlanır, hangi koşullarda bağlanır, bunları da sandık tabii yasal düzenleme olarak ortaya koymuş. İşçiler ise yine aynı şekilde, onlar da tabii kamu kuruluşları başta olmak üzere yine sandık usulü yapıyorlarmış bunu. Tabii kimin var kimin yok. 1964 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuş ve bu sefer işçi sandıklarını toplamış, bünyesine toplamış, bunu bir düzene kavuşturmuş. Ancak o da Türkiye Cumhuriyeti Emek Sandığı'ndan ayrı bir kurum olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu olarak kurulduğu için o da kendi zamanının mantığına göre, mantalitesine göre emek sandığı iştirakçilerinin başına gelebilecek olayların, hani SSK sigortalarında başına gelebilecek olayları düzleminde benzer olaylara farklı yorumlar getirmişler, farklı haklar getirmişler. Hep mantalite farklılığı. Orayı o motomot almamış, kendisi de farklı yorum getirmiş. Keza bu sefer hizmet aktığıyla çalışanlar SSK'lı, devlette memur olanlar, emek sandığı iştirakçısı, bağımsız çalışanlar için de 1971 yılında Bağkur Kanunu çıkarılmış. Onlar da Bağkur da aynı şekilde bu sefer aynı olaylara, çünkü herkesin başına gelebilir, işte ölebilir, emekli olabilir, nasıl emekli olur, şöyle emekli olur, şunları doldurması lazım, şöyle yaşını doldurması lazım gibi. O da kendi mantalitesine göre şartlar ortaya koymuş. Ne istediğini, yani nimet külfet dengesini kendi o zamanki yönetimi bunu ortaya koymuş ve tabii yasa koyucu da buna uygun yasalar çıkarmış bu taleplere göre. 2008'de 5510 sayılı kanunun aslında en büyük iddialarından birisi norm ve standartları birleştirmek. Tabii kanun geriye doğru yürüyemeyeceğinden hareketle ileriye doğru birleştirmek. 2008'de girişte bahsettiğim gibi Anayasa Mahkemesi'nin 2006 yılında iptal kararı sonucu 2008 Ekim ayına kadar olan memurları, bir şekilde emek sandığı iştirakçısı olmuş olanların haklarını bir tarafa koymuşlar. SSK ve Bağkurları 2008 1 Ekim'den itibaren artık aynı
koşullara tabisiniz. Bundan sonrası için ama. Emeklilik şartları açısından yani, söylüyorsunuz. Emeklilik şartları tabii bundan sonra girecekler için emeklilik şartları. Ekim 2008'den sonra. Yani 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar için ama diğer uygulamalar için 1 Ekim 2008'den itibaren. Tarihi tekrarlayabilir misin? 2008 yılı için. Evet. 2008 Ekim ayı. Ekim ayı. Ekim 2008. Çoğu uygulama için öyle ama sigortalılık şartları açısından, emeklilik şartları açısından 1 Mayıs 2008. Hmm. Orada Nisan ayı 2008'de bir yasa değişikliği oldu. Oldu. 1 Mayıs'tan geçerli. 5510 sayılı kanun bir milat olmuş ama tabii bundan sonra başlayanlar için emeklilik şartları belirleniyor. Ama primin ödenme şekli, bunun aylığa dönüşme şekli ve işte hangi durumda hangi aylıklar beraber alınır? Eşten anne babadan aylık alınır mı? İşte anne babadan birlikte aylık alınır mı? Bunların standardı tek bir standarda dönüştürülmüş. SSK'lılar, Bağkurlular ve 2008'den sonra memur olanlar için. Bunlar için her şey aynı. 2008'den sonra ki prim ödeme aylığa dönüşmüş şekli ve emeklilik şartları. Ancak tabii 2008'den önce sigortalı olanların da 2008'den sonra prim ödeme ödedikleri primlerin aylığa dönüşüm verimi aynılaştırılmış. Aynı mantık olmuş. Anladım. Ama tabii bu kişilerin bir de evveliyatları var. İşte burada fark buradan kaynaklanıyor. Şimdi kişi 2008'den önce ki aylık hesabı 2008'den önce kanunlara göre yapılıyor. O yüzden iki kişi 2008'den sonra aynı şartlara tabi tutulsalar da emekli aylığı bakımından 2008'den önceki ödediği primlerin sayısı işte yüksekliği düşüklüğü bakımından farklılıkların etkisiyle emekli maaşları tabii ayrışıyor sonuç olarak. Tabii bu pratikte dikkat edilmesi gereken bir şey. Bunu ben yaptığım işte görüyorum. Mesela örnek vereyim. Mesela doktorlar, eczacılar ilk başta profesyonel çalışabilir. Yüksek maaşlarla çalışabilirler. Diş hekimi çalışabilir, yüksek maaş alabilir. Ama sonra kendi muayenehanesini açar ve Bağkurlu olur. Bağkur'da eğer bu kişi Bağkur mantığıyla emekli olursa 2008'den önceki yüksek primlerinin hiçbir yararını göremez mesela. Hiçbir yararını göremez. Çünkü 2008'den önce bu kişinin aylığı Bağkur'dan bağlanacağı zaman 2008'deki önceki primler de Bağkur primine dönüştürülür. Bağkur'da o dönem basamak olduğu için de onun yüksek primiyle düşük prim arasında hiçbir ayrım gözetilmez ve o yüksek primlerin faydasını göremez. Mesela böyle sonradan ne oldun der ve şaşırır, üzülür ama tabii çoğu durumda çözümsüz kalır. Sizinle daha önce yaptığımız programda E-Devlet'te çalışma hayatım diye bir link açmışlardı. Burada emeklilik planlarını, emeklilik planının yapıldığını görmüştük. Ama burada bir hatalar olduğundan bahsetmişiz. Evet. Burada bir düzelme oldu mu? Hala oradaki bilgiler devam ediyor. %100 evet. Doğru bilgi vermiyor hala. Vermiyor. Yani bu 2008'den önceki algoritmayı tam doğru olarak hesaplamıyor. Yani oradaki plana göre emeklilik planı yapanlar sükutu hali uğrayabilir mi sosyal güvenlik kurumuna gittiği zaten zaman? Zaten onu tabii ki sosyal güvenlik kurumuna gittiğinde zaten görüyorlar onu. Yani görüyorlar. Orası işte biraz yanlış ve toz pembe, tabiri caizse toz pembe bilgiler veriyor. SSK'lar için mesela aslında staj başlangıcı orada malluk, yaşlık ve ölüm sigortalarından prim ödenmediği için emeklilik başlangıç sayılmıyor ama sistem orada onu ilk defa tescil tarihi olarak algıladığı için SSK'lar için eğer kişinin stajı varsa ona yanlış bir emekli tarihi sunuyor ona. Yine keza Bağkurlular ve emek sandığı iştirakçıları için emeklilik yaşının hesabında 23 Mayıs 2002 itibariyle kadınlar için 7200 günün, erkekler için 9000 günün dolmasına kalan süreye göre yaş hesabı yapılması lazım. Ama o sistem SSK'lılar gibi ilk defa başladığınız tarihe göre size bir yaş sunuyor. Tabii bu gerçek dışı. Sadece belki o an gören kişinin hoşuna gidiyor ama sonra bunu sosyal güvenlik kurumuna gittiğinde zaten öğrenmiş oluyor. Ya doğru. Bir kişinin bunu kendi emekliliğini hesaplaması çok zor ya. Bu çok karışık algoritmalar var, tarihler var, tarih öncesi kanunlar var, tarih sonrası kanunlar var. Öncesi sonrasını tanımıyor, sonrası öncesini tanımıyor. Bu konuda ne önerirsiniz? Ya kesinlikle ben bir sosyal güvenlik uzmanından durumlarını değerlendirmelerini öneririm. Bunun somut faydasını görürler. Çünkü insanlar gerçekten bilmiyorlar. Bilmeleri de beklenemez. Çünkü çok karmaşık.
Çok dinamik bir mevzuat, sürekli değişken bir mevzuat, takip gerektiren bir mevzuat. Öyle Lalettin kahve köşelerinde ya da işte bir sohbet esnasında benimki şöyle olmuştu, seninki de böyle olur gibi çıkarımlarla hareket edilmemesi gereken bir sosyal hak bu. O yüzden bence herkes durumunu bir uzmana değerlendirmeli diye tavsiye ederim. Üstad, bana gelen bazı sorular var. Gene oradan gene biraz ilerleyelim isterim ben. Anonim şirketlerde yönetim kurulu ortaklarının Bağkur'la olma zorunlulukları var. Evet. 4B. Evet. Doğru mu? Evet. Peki bir anonim şirkette ortak olmadan bir yönetim kurulu atandığı zaman bu yönetim kurulu üyesinin 4B Bağkur'a tabi olma şartı var mıdır? Yok. Yok. Yok, hayır. SSK'lı olabilir mi? İstenirse olabilir. Olma. Ama daha önceden başka bir şirkette SSK'lı varsa orada da herhangi bir anonim şirkette ortak olmadan yönetim kurulu üyesi olduğu zaman Bağkur'a tabi olma şartı yoktur. Yok, şart değil. Diyebiliriz. Yani. Peki. Bir önceki konuyla ilgili olarak yine 4A, 4B, 4C'lilerinin neden farklı algoritmalara sahip olduğunu anlattınız. Her birinin başlangıç tarihleri evet. farklı, kanunları, yasaları evet. farklı falan. Peki gelişmiş ülkelerde de bu durum böyle mi? Esnaf, işçi, kamu çalışanı farklı mıdır kanunları, emekli şartları? Gelişmiş ülkelerde tabii onlar da her şey oturmuş. Bir kere zaten böyle bizim gibi, bizim anladığımız manada şu anda dul yetim aylıkları bizde artık sosyal devletin şeyi gibi algılanıyor. Yani temel dinamikleri gibi algılanıyor. Ama onlar zaten aile sigortasıyla bunu çözmüşler. Yani zaten kimsenin fakir kalmasına izin vermiyorlar. Yani bu sosyal güvenlik kurumlarından dul yetim aylığı ya da emekli aylığı kapsamında değil. Onlar zaten kimin hiçbir geliri yoksa onun yakacağını, gıdasını, eğitim masrafını, her şeyini zaten devlet karşılıyor. Dolayısıyla onlarda böyle bir ihtiyaç da olmuyor. Ama bizde böyle bir tam bir sosyal devlet olgusu olmadığı için bu tür haklar, devletten gelen bu tür haklar çok daha önem arz ediyor. Ama işte yasal, siyasal konjonktürde gereği yapılan değişiklikler sonucu, sık değişikliklerle tabii Arap saçına dönüyor mevzuat. O yüzden mesela bana birisi sorduğunda ben işte annem ve babamdan aylık eşimden ve annem babamdan onların maaşları işte birisi SSK biri Bağkur ya da ikisi de SSK alabilir mi dediğin zaman burada sormam gereken direkt cevap veremem. Sormam gereken bu kişinin ölüm tarihi. İki kişinin de ölüm tarihi. Ölüm tarihi önemli. Ayrıca bundan statü önemli. SSK mı Bağkur mu? Emek sandığı mı? Ve ölüm 2003'ten önce olmaması önemli. 2008'den önce olmaması önemli. Hele Bağkur'dan bağlanacak yetim aylıklarında işte 2000'den önce mi, 2000-2001 arasında mı, 2001-2003 arası mı, 2003-2003'ten sonra mı, 2016 arası mı gibi bir sürü onun yasal değişikliklerden kaynaklı biraz da tabii yargı kararlarıyla da şekillenen bir haklar manzumesi var. O yüzden normal vatandaşın doğru olarak işinden çıkması zaten mümkün değil. Evet, mümkün değil. Peki şimdi Avrupa'dan son bir soruda gene kapatayım. Avrupa'da ortalama asgari ücret kaç euro? Yani ortalama her ülkenin farklılıkları vardır mutlaka tabii ama bu konuda bilginiz var mı? Biz veya bizim standartımız Avrupa'nın neresinde yakınlaştık mı? Yani son yapılan zamla. Rakamlar arasında Avrupa şu an güncel rakamlar olduğunu bilgim yok ama yani ben 900 euro civarlarında olduğunu duymuştum. Yani doğrudur fakat yani biz onlarla şimdi kıyaslama yapmamız çok doğru değil. Mesela yapıyorlar bazen işte oradaki benzin bizden pahalı deniyor ama bizim asgari ücret de onlar arasında da çok bir fark var. O yüzden yani kıyaslama yaparken aslında dengeli bir kıyaslama yapmak gerekir onlarla. Çok doğru bir yanıt vermez bize. Evet. Peki, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, sağ olun. Değerli dostlar, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.